Multiplayer ekranlarından selamlar. Bugün Bethesda'nın merakla beklenen, yayınladığı, Arkane'in yaptığı Deathloop'u konuşacağız. Çünkü oynama şansına eriştik. Yani Tunca biraz oynadı, ben oynadım biraz. Bir ön inceleme gibi olacak aslında. İlerleyen günlerde çıkacak bir oyun bu. Erken oynama şansına erişmek de güzel oldu yani. Böyle değişik oldu. Oynadık, ettik falan filan. Şimdi ne bekliyoruz, ne gördük, gördüklerimiz bizi tatmin etti mi? Aslında biraz bunların üzerine konuşacağız. Orhun aramızda en çok bekleyenlerden biri aslında Deathloop ama Orhun kendini full tecrübeye saklıyor şu anda. Aynen. Çıktığı zaman full oynayıp ondan sonra bildirecek görüşlerini ama bir sorusu olursa paylaşacağız. Şimdi bilmeyenlere çok kısa özet yapayım. Deathloop aslında bir roguelike türünde oyun. Yani devamlı ölüp ölüp hani baştan başladığımız türde oyunlar var ya, ona yakın bir yapısı var. Fakat kendince çok farklı yorumlar katmış bu roguelike türüne. Onun dışında da oynanış tarzı olarak da Dishonored'a bayağı benziyor. Yani Dishonored'a göre daha shooter bir oyun. Daha fazla aksiyona girebildiğiniz bir oyun ama aynı zamanda yetenekleri kullanabildiğin, işte böyle sağa sola ışınlanabildiğin, kendini görünmez kıldığın, gizli de ilerleyebildiğin bir yapısı var. Tüm bunların içerisinde bir tecrübe sunuyor. Önemli olan bu tecrübeyi nasıl sunduğu. Var mı aslında genel olarak oyunla alakalı soracağınız, detaya girmek istediğiniz, merak ettiğiniz bir şey, oradan yürüyebiliriz yani. Abi şimdi sen de roguelite olmasıyla girmiş olman güzel oldu. Benim en kafamdaki temel, en temel sorun şu. Ne kadar roguelite bu oyun? Şimdi roguelite'ların iki tane temel özelliği var ya. Bir tanesi ölünce başa dönüyorsun. Ötekisi de şey, her oynadığında farklı bir harita, yani değişen bir harita, değişen bir şeyle karşılaşıyorsun. Bunun yani öldüğümüz zaman tamamen gerçekten başa mı dönüyoruz? Bunu nasıl engelleyebiliyoruz? Bir de harita değişiyor mu? Şey değişiyor mu? Yani her oynadığında bu sefer ya, yani rastgelelik var mı diyeyim? Pardon, çok uzatmadan. Güzel bir soru. Bence zaten bu oyunun en garip olduğu şey roguelike olmak isterken tam da olmak istemeyen bir yapısı var aslında. Hatta şöyle söyleyeyim, oyunun başında bir yetenek verdi bize. Verdiği yetenek şu: ölünce ölmüyorsun. Yani hani oyunun daha girer girmez ilk verdiği yetenek bu yani. Yani öldüğün zaman kaldığın yerden devam et yeteneği. Hem de iki kere. Ya yani oyun sana aslında toplamda 3 can veriyor. Tunca evet. Oynamışsa o kısmı görmüştür belki. Evet, direkt öyle bir yeniden doğmaya yeteneği. Şimdi onu verince İnsan bir şey diyor. Yani sen şimdi roguelike tam olmak istemiyorsun galiba gibi kafasına soru işareti geliyor. Roguelike sayılmaz bu oyun. Ya evet. Şöyle, bazı noktalarda sayılıyor, bazı noktalarda sayılmayabilir. Roguelike elementlerinden şunları almışlar abi. Birincisi, oyunun roguelike tarzı aslında biraz zamanla ilgili. Yani oyunda bir gün yaşıyorsunuz karakter olarak ve o gün bittiği zaman ertesi gün sıfırdan aynı güne bir daha başlıyorsunuz. Oyunda ya ölünce ya da o gün dolduğunda en başa dönüyorsun aslında. Yani illa ölmen gerekmiyor. O gün bittiği zaman da tekrardan yaptığın şeyler sıfırlanıyor ve başa dönmüş oluyorsun. Şimdi bu aklınıza şöyle bir şey getirebilir. Yani oyunda zamana karşı mı yarışıyoruz gibi bir şey getirebilir. Zamana karşı yarışmak yok abi. Oyunda şöyle bir sistem kurmuşlar. Bir zaman döngüsü var. Sabah, işte öğlen, ikindi, akşam. 4 farklı zaman var. Bu 4 farklı zamanda da yapman gereken bazı şeyler var. Sen mesela bir haritaya giriyorsun sabah vakti. O haritada bir şeyler yapıyorsun. O haritadan çıktığın zaman öğlene geçiyor. Harita içerisinde zaman geçmiyor. Haritadan çıktığında zaman geçiyor. Yani güzel. Çok anlatınca değişik geliyor ki değişik. Hakikaten de oynarken de alışman gerekiyor bir mantığına falan filan. Bu zaman döngüsünün de oyuna kattığı şöyle bir şey var. Oyunda bir rastgelelik yok. Yani öldüğün zaman tekrar girdiğinde bambaşka bir şey olmuyor. Harita değişmiyor. Aynı harita aynı şekilde kalıyor. Ama zaman döngüsü şöyle bir şey getiriyor. Sabah bir haritaya girdiğinde başka şeyler görüyorsun. Akşam girdiğinde başka şeyler görüyorsun. Düşmanların fazlalığı, konum. Bazen o haritada mesela özel bir parti oluyor. O parti sadece ikindi vakti oluyor. Eğer sen sabah girersen o partiyi görmüyorsun. Zamanı böyle kullanmışlar oyunda. Diyaloglar da değişiyor mesela. O da beni yani biraz beklediğimden daha çok şaşırtan şeylerden biriydi. Belki ilerleyince biraz tek düzeliğe düşüyordur da. Ya tekrar tekrar başlıyor ama her seferinde farklı diyaloglar da görüyorsun. Yani karakterlerle tabii. Sürekli aynı muhabbetleri de yaşamıyorsun. Ya hakikaten seni biri yönlendiriyor, biriyle iletişimdesin, gerçek bir insanla konuşuyorsun hissini veriyor. Tabii bunu ne kadar koruyabiliyorlar bilmiyorum oyunun sonuna kadar. Bence zaten oyunla alakalı en güzel şeylerden bir tanesi özellikle açılış sekansı benim beklediğimden çok eğlenceliydi. Hani hem diyalog hem de hikayenin veriliş şekli açısından. Direktman insanı bir merak ettiriyor. Hani burada ne oluyor şimdi falan diye. Çünkü hep aynı günü yaşayan bir karakter var. Onun aynı günü yaşadığını bilen bir karakter var. Ve olay şu, sen o döngüyü kırmaya çalışıyorsun. Oyunun ilk dakikasından verilen şey bu. İşte break the loop. Hani döngüyü kırmaya çalışıyorsun. Zaten fragmanlarda söylemişlerdi. Bunun için bir gün içerisinde 8 özel düşman var. Onları bir gün içerisinde öldürmen gerekiyor. Ama tabii sen bunu ilk oyuna girdiğin zaman beceremediğin için nasıl yapacağını çözmeye çalışıyorsun. Tüm oyun boyunca evet. Onun macerası sürüyor. Konsept olarak çok güzel. Klasik bir roguelike türü gibi de olmamış. İlla böyle ölünce en başa dön veya işte gün bittiği zaman en başa dönüyor olman falan biraz daha farklı bir konumlandırma olmuş. Aynen. Bence zor bir
oyunda değil bu arada. Benim oynadığımı söyleyeyim. Ya hatta bir tane şey anlatayım. Bir yerde abi bir tane kilit adam var. Visionary diye geçiyor insanlar. O kilit adamı öldürmek için taktik yaptım böyle, tamam mı? Hani kastım, mastım falan filan bilmem ne. En sonunda öldürdüm. Geri dönüyorum. Geri dönerken salak bir yerden düştüm. Ya aptalca bir düştüm yani. Bir yere ışınlanıyordum. Karakter tutunmadı oraya. Düştüm aşağı. Tüm progres çöpe gitti tabii öldüğüm için. Çünkü yeniden doğma hakkım da kalmamıştı. Sinirlendim. İkinci oynayışımda hiç taktik yapmadım. Koşa koşa Visionary'nin yanına gittim. Sıktım sıktım. Öldürdüm döndüm. Şimdi bu bir yandan baktığım zaman hani evet güzel bir şey ama bir yandan da şöyle korkutuyor beni. Mesela Tunca sen oynarken kurcalamışsındır belki ama ben daha ileride olduğum için aynı şey yaşamamış olabiliriz de. Ben mesela açık dünyadaki insanları tam olarak niye öldüreceğimizi anlamadım. Ya koşarak geçebiliyorsun hepsini. Ya öldürmenin bir experience katkısı da yok. Ya tecrübe puanı falan da vermiyor. Silahlarını alıyorsun ama çok dandik silahlar zaten. Ya bir yerden sonra herkesi koşarak geçmemi oyunda ne engelleyecek onu merak ediyorum açıkçası. Çünkü şu an yani başladım ben koşmaya. Peki koşarak geçmekten kastın yani gizlenmeden yanlarından koşarak aynen. Geçmek mi? Aynen yanlarından koşarak. Fark ettiler mi hiç? Nasıl oldu? Fark ettiler. Koştum geçtim. Ha, o anlamda diyorsun. Evet evet. Ya hayatta kalmayı başarıyorsan alarm çalsa bile tabii ki de koşup hedefe gidebiliyorsun. Yani kaos yaratmak istiyorsan kaosun kralını yaratıyorsun ve yani çok zorlamıyor seni. Belki o bir problem olabilir hakikaten. Yani biraz da oyunun zorluğunu arttırıp oynamak gerekebilir o tarz. Ama zorluk sormadı ki oyunda. Yani. Oyunda zorluk seçeneği yok ki oyunda. İşte yani biz full versiyonunda falan belki vardır ya da bizdekinde yoksa bilemiyorum. Eğer sabit olacaksa zorluk o onunla belki alakalı, bir sıkıntı yaratabilir. Ben şunu söyleyebilirim. Aynısını Dishonored'da da yapabiliyordun. Hani evet. ama yapmıyordun. Ama Dishonored'da problem şu abi. Şimdi Dishonored'da makinalı tüfekle oynamıyorsun ya oyunu. Ya şimdi mevzu şu aslında. Tüm oyundaki ana kurgu Visionary'leri, kilit adamları öldürmek üzerine kurulu ya. Hedefim benim Visionary'ler. Ya şimdi ben hedefe doğru koş. Hedefi indir makinalı tüfekle veya elindeki silahlarla. Hedefin olduğu yerde araştırmanı yap ve dön. Aslında oyun bunun üzerine kurulu. Bence oyunda eksik gördüğüm kısım benim şahsen açık dünyada bir şeyler keşfetmek istediğin zaman kritik bilgileri çok toplamıyorsun. Yani kritik bir şey yok açık dünyada aslında yani. Hani şu ana kadar gördüğüm kadarıyla hep böyle visionary'lerin yani o kilit kötü adamların etrafından döndüğü için olay haritada yaptığın geriye kalan her şey aslında biraz zaman kaybı gibi. Hmm. Şimdi öldürüyorum ben de. Hakikaten dediğin gibi öldürüyorum ama mesela şöyle bir şey oldu. Dedim ya ben de hep öldürerek gittim. Bir yerde ölünce sinir olunca koştum ve baktım ki oluyor. Ondan sonra bir yerde daha denedim. Gene oluyor. Yani koşarak gitmek. Düşmanlar beni indirmekte zorlanıyor. Yani şöyle bir avantajı, dezavantajı var koşmanın. Eğer alarm verirseniz, düşmanlar sizi fark ederse peşinde olduğunuz adam da sizi fark edip ona göre bir şey yapıyor. Ama yani zaten çatışma yaptığın zamanda da fark ettiği için çok problem değil. Yani full oyunu gizli gizli oynamayacağıma göre. Yani her türlü fark edecek beni bir noktada geldiğimi. O bir ileride engellenir mi bir şekilde bilmiyorum. Daha oyunu 4 saat oynadım sadece onu söyleyeyim. Yani full bir inceleme değil bu kesinlikle. Aklımda kalan tek şüpheli yer şu anda orası oldu oyunla ilgili. Buna şey açısından katılıyorum. Mesela oyunun ön plana çıkan özelliklerinden biri bilgi toplamak. Yani sen her loopta bir şeyler öğreniyorsun. Tekrar başladığında onu kullanıyorsun. Atıyorum bir yerin şifresini öğreniyorsun. Kapının şifresine girip bir tane kapı açıyorsun falan gibi şeyler de var. Ama hani totalde baktığında bazı hedefleri almak için hakikaten de çok fazla bilgi toplaman gerekmeyebiliyor. Yani çok fazla kasman gerekmeyebiliyor. Yani dediğin gibi böyle koşup paketlediğin zaman işin o kısmını biraz zedelemiş oluyor. Hakikaten böyle doğal olarak yapman da gerekmeyebiliyor bu tür şeyleri. Bir de farklı açıdan bakınca da yani Hitman'de falan da o tür oyunlarda dahil olmak aynen, üzere tamam sen diyeyim. Bozmak istiyorsan oyun tarzını oyunun Dishonored örneğinde verdiği gibi evet. Bozabiliyorsun ya yani seni engellemiyor. Belki hedefe çat diye kısa yoldan gidip indirip de bitirebiliyorsun ama o senin bölüm zevkini bozuyor ya da bozmuyorsa öyle seviyorsan hızlı geçmek istiyorsan gidebiliyorsun. Ya bu biraz şeye de açık olduğu için speedrun yapmaya da açık bir oyun olduğu için o kısımları bence bozmayacaklardır. Yani seni onu yapmaya engelleyen bir yapı kurmamışlardır. O biraz oyuncunun kendi tercihine kalmış gibi geliyor bana. Bir de şu da var. Yani bu oyunlar Arkane'in işte gene Dishonored'dan şey hareketle gideceğim. Hitman için de geçerli aynı şey tabii. Biraz da böyle bir sandbox ya. Yani sen okum havuzunda istersen hani herkesi öldürerek git, istersen yanlarından koş, adamı hallet, ondan sonra kaçman gereken yere git vesaire. Ama bu oynayış tarzı gayet oynanabilir. Adamlar da bunu hani ya tabii ki şey İşini çok kolay kılmayacak düşmanlar ekliyorlardı. Hani hakikaten bu oyunun başından sonuna kadar A'dan B'ye koş, öldür C'ye git ve bitsin gibi bir noktaya gitti. Yani gidebiliyorsa ve hani insanların büyük kısmı böyle oynamak istiyorsa oyun kötü tasarlanmış değil ama bence çok o noktaya gitmemiştir. Yine de bu anlattığım bende direkt
şu soruyu hani uyandırıyor kafamda. Şimdi evet 8 tane visionary var. Bunu öldürmek üzerine hani kurulu hani genel itibariyle oyunda ilerlemek için bunu yapmaya çalışıyorsun. Evet ama hani gerçekten koşup bu visionary'lerin hepsini öldürdüğünde hala daha kafanda yanıtlanmamış sorular kalırmış gibi geliyor. Gerçekten kalıyor mu onu soracağım. Mesela neden böyle bir durumdayız? Juliana kim? Yani bunları öğrenmedikten sonra 8 tanesine koşmak evet yani problemli olabilir gerçekten oyun zevki açısından ama şeyi bana merak ettiğim soruların yanıtını verecek oynayış olmadığı için gene bekliyorsun adam dinliyorsun şuradan mı gideyim buradan mı gideyim bakacakmışsın gibi geliyor. Zaten yanlış anlaşılmasın. Oyunu benim dediğim şekilde bitirme imkanı yok şu anda. Neden biliyor musun abi? Olay şu. Yani zaten senin oyun boyunca kovaladığın şey şu. O 8'ini bir günde nasıl indirebilirim? Yani 8'ini bir günde sen görecek vakti bulamıyorsun oyuna girdiğinde. Yani o 8'ini aynı gün görme şansın bile yok. Bir dakika. Burada hemen şunu sormak istiyorum. Şöyle dememiş miydin? Sabah, öğle, akşam, gece evet. falan diye dönemler var mı? Hani sen gitmek istemezsen öğlene geçmiyorsun zaten. Ha şöyle bak şimdi mevzu şu. Şimdi bunların hepsi farklı haritalarda yer aldığını varsay. Tamam mı? Bu 8 visionary'nin. Sen bir haritaya girip birini indiriyorsun. Oradan çıktığın anda zaman geçmiş oluyor. Anladım. Ne oldu? Elinde 3 vakit kaldı şimdi. Sen sadece tek bir kişiyi öldürmüş oldun. Başka haritaya giriyorsun. Birini öldürüyorsun. 2 kişi öldürdün ama elinde 2 vakit kaldı. Maksimum 4 kişi öldürdün gün bittiğinde. Tamam. Ne oldu? Aynı gün bir daha başlıyor şimdi. Senin zaten amacın oyuncu olarak visionary'leri öldürünce işin bitmiyor. Ben bir tane adamı 3 kere öldürdüm. Yani hani çünkü mevzu şu. 8'in aynı anda öldürmezsen oyundaki sona ulaşamıyorsun. O yüzden de bunların hepsinin bazılarının öldürülmesinin kolay olmasını anlıyorum. Onu da söyleyeyim. Yani çünkü büyük ihtimalle birkaç tanesini ve 10 kere falan öldüreceğim herhalde. Hades oynarken ilk boss'u kaç kere kestiğimizi hatırlarsınız herhalde yani. Yani büyük ihtimal öyle. O yüzden benim bahsettiğim şey bir eksi değil. Az önce bahsettiğim koşarak vurma. Çünkü merak ediyorum ileride ne olacak diye. Aslında benim oyundan beklediğim şey şu. Koşarak öldürmekte hiç problem yok. Evet olsun olmasın problem asıl değil. Asıl olay şu. Tüm oyun dizaynı boss ve bossların olduğu çevreye göre mi tasarlanmış onu merak ediyorum. Yani oyun bana başka bir yere gitmemi söyleyecek mi? Ya açık dünyada keşif yaptığım zaman neler kazanacağım? Oyunla ilgili kritik şeyler hep bossların etrafında mı dönecek? Ya çünkü öyle olduğu zaman hep böyle şey açık dünyada boss'a doğru bir rush olmuş oluyor yani. Ama başka bir rotaya çıkacak mıyım? Onu merak ediyorum sadece ilerleyecek mi? Ya yoksa bir eksi veya artı olarak söyleyeceğim bir şey değil. Şüpheli olduğum bir şey. Şunu da belirteyim. Oyun bence çok eğlenceli. Ben bayağı eğleniyorum oynarken. Yeteneklermiş, silahlarmış. Çok böyle süper egzantrik bir şey yok. Hani daha önce görmediğiniz. Dishonored'dan çok aşina olduğumuz şeyler var. Ama bence eğlenceli. Ben hani oyunun genel sunum tarzında seslendirmenin de... Ya seslendirmeler de çok iyi olmuş yani. Juliana mekaniğini falan da çok güzel yapmışlar. Bilmeyenler varsa Juliana sizin... Oyunda ilerleyişinizi engellemeye çalışan bir karakter. Yapay zeka tarafından yönetiliyor fakat online oyuncu da gelebiliyor. Size kalmış, oyun size soruyor. Hani online mi olsun, yapay zeka mı olsun diye. Hiç beklemediğiniz anda bir anda böyle Juliana geldi deniliyor. Ve o sırada oyunun bir anda temposu değişiyor. Çünkü Juliana tehlikeli bir karakter. Böyle bir anda sinmeye başlıyorsun falan. Tek bir şikayetim var. Juliana gelince çok yüksek tempolu müzik çalıyor. Rahatsız etti beni. Çünkü ya ses kasmak istiyorum kadın nereden geliyor diye. Dındırı 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 diye müzik çalmaya devam edince öyle şey bir de çökmüşüm korkuyorum yani pusmuşum. Müzik sanki James Bond müziği aksiyona girmişim gibi çalıyor yani. Onun dışında Juliana olayı çok güzel ve değişik bir dokunuş olmuş. Oyunun temposunu bir anda çok şey yapıyor farklı bir yere sokuyor yani. Bir de son olarak şeyi de sormak istiyorum ya anlattıklarınızdan yine şöyle bir soru oluştu kafamda. Zaten hani kendileri de Deathloop'u anlatırken bu yani puzzle yanı da olan bir aksiyon FPS oyunu diyorlardı. Ve hani o puzzle yanı şeyden mi geliyor biraz da bizim hani sonuçta 4 vaktimiz var ve 8 karakterimiz var. Bir yerden sonra hani hangi karakter hangi esnada hangi haritada olacak bunu da çözmeye çalıştığımız hani gerçekten kafa yorduğumuz ona göre bir sonraki günümüzü planladığımız bir yanı var mı yoksa zaten hani birazcık böyle bir şey yaptığınızda 3 aşağı 5 yukarı çözülüyor mu? İlk izleniminiz olarak soruyorum bitirmediniz tabii ama. Bir planlama yapıyorsun ya planlama şöyle yapıyorsun aslında temelde yani yine Hitman'daki gibi atıyorum yanına alacağın silah, ekipman falan bunları seçiyorsun. Onun dışında önceki oynayışlarından bildiğin bilgilerle gidiyorsun. Sana da bunları söylüyor zaten. Şöyle bir şey öğrendin. Bu şöyleymiş, şu şöyleymiş diye. Mission Clues diye. Bunların hepsinden sen kafana göre bir taktik oluşturabilirsin. Ama tabii ki de çok aman aman derinlikte taktiklerden bahsedemeyiz bence. Ya ben puzzle mantığın var mı oyunda bilmiyorum. Ama siz Oru senin dediğin şeye oyun dönebilir. Hani hangisini hangi gün denk getireceksin falan diye dönebilir. Ama şu anki yapış şu. Oyun bir şey öğrendiğin zaman haritanda buraya gideceksin diye çıkarıyor zaten.
Yani senin tek yapacağın şey bir planlama ekranı var. O planlama ekranında şuna karar veriyorsun. Yani ben sabah buraya uğrayayım, öğlen buraya uğrayayım. Ama büyük ihtimalle senin dediğin gibi olacak. Yani hepsiyle alakalı bilgi öğrendikten tamam. sonra kafanda şeyi kuracaksın. Yani sabah ben buraya gider, buradan çıkarım falan. Ama bu tabii çok da böyle kafa yormalık bir şeye dönüşür mü? Ondan emin değilim. Yani şu an çok çünkü basic bir ikon var. O ikona git, oradan eşyayı al, gel gibi ilerliyor oyunu kendisi. Çok böyle hani bir araştırayım, gezeyim, şurada bir şeyler çözeyim kafasını görmedim ben daha. Ya, oyunun zaten konsepti ve tasarımı da ona çok işaret etmiyor gibi. Yani daha böyle renkli, enerjik, çok kafa yormadan, taktik olsa bile, bulmaca olsa bile çok kafanı yormadan çözebileceğin şeylermiş hissi veriyor. Yani tüm pakete baktığında daha böyle eğlence odaklı, seni çok Tabii. yormayacak bir oyun gibi. Yok zaten hani böyle şey bu problemle karşı karşıya kaldık. Bunu nasıl çözerim diye durup 5 dakika düşündüğüm gibi bir şey değil. Hani şöyle atıyorum çok Planlama başarılı yapar. Oynadım. Hani çok iyi oynadım ama günün sonunda bir baktım ulan 6 tanesini öldüremeyi bilmişim. 2 tanesini atladım. Nerede atladım acaba? Ya da şey kendi bu şeydeki zaman çizelgemdeki hani nereye koyabilirdim ki o ikisi de hani tamamlayayım 8 kişinin döngüsünü yani döngünün sonunda 8 kişiyi de öldürmüş olayım diye bir tık düşündürmüş olması. Güzel olur. Hani o var mı diye sormaya çalıştım. Onu ben de merak ediyorum. Çünkü aslında oyun şu an bence yani ben şey gibi hissettim. 4-5 saat oynadım ya. Yani sanki bir 4 saat versem bitecekmiş gibi hissediyorum oyun. Nedenini de söyleyeyim. Senin dediğin şey çok fazla izin vermiyor. Mesela bir yerde diyor ki parti var. Tamam mı? Bu karakter parti yapacak. Öğleden sonra partiyi yapıyor. Yani sen şunu keşfetmiyorsun. Bu adam partiyi hangi vakit yapıyor diye keşfetmiyorsun. Bir yerde bir bilgi okuyorsun hikaye gereği. Gittiğin bir yerde bilgi görüyorsun. O bilgi sana bunu direkt veriyor. Sen de plan yaparken otomatik olarak şunu biliyorsun. Bu öğleden sonra burada olacak. Bu sabah burada olacak. Ya şimdi hepsini bildiğin zaman ya matematik x artı işte x eşittir 4 gibi bir şey oluyor puzzle yani. Yani çok basite inmeye başlıyor yapman gereken şeyler. O biraz daha böyle kafa yormalık bir şey dönerse çok keyifli olur bence ama şu an döneceğine dair pek bir sinyal vermedi bana. Anladım. Çok daha önüne seriyormuş gibi hissettim yani ama dediğim gibi erken. Yani erkenden konuşmamak lazım. Yani full sürümle alakalı net bir şey söylemek doğru olmayabilir. Şahane. Vallahi işte ben trailerlardan ötürü bizim kafamız karıştıran oyunlardan bir tanesiydi. Evet. Nasıl olacak vesaire diye. Benim kafamda pek çok şey... Işte. Evet. Karıştırması. Karışık çünkü yani. Karışık. Garip yani roguelike sistemi. Ama anlattıklarınızdan hareketle bazı şeyler özellikle zaman sistemi başta olmak üzere zaman ve mekan hani harita sistemi başta olmak üzere pek çok şey oturmuş oldu. Kabaca da şöyle aslında ben özetleyeyim doğru mu anlamışım siz okey verin ona o zaman. Yani bu bir yine aksiyon FPS oyunu ama roguelite türünden de tanıdığımız öğeler var tam manasıyla roguelite olmasa da. Budur evet. Değil mi özetle oyun? Pekala. Ya ben şunu da söyleyeyim roguelite türüyle hiç arası yoksa insanların yani roguelite, roguelike fark etmez. Ya bence bu giriş için en uygun oyun olabilir. Şahane. Yani daha az delirtmesi sebebiyle yani roguelike'deki gibi tüm progresi çöpe atmasından ziyade bir tık daha az delirten bir yanı var. Çok değişik sistemleri var bu arada. Hani gelişim için de değişik sistemler yapmışlar ama onları full videoda konuşuruz. Infuse sistemi falan var çünkü böyle biraz daha farklı bir sistem. Eşyaların seninle kalmasını sağlayacak değişik şeyler falan var. Onları bir sonraki full sürümde oyunla ilgili detaylarda konuşuruz diye tahmin ediyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Şahane. Benim soracaklarım da bitti. Tuncay Bey sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya özet olarak şunu diyebilirim ben. Dishonored'a ciddi anlamda tabii ki de çok benziyor doğal olarak. Yani karakteri kontrol ederken bile korvo ile ilerliyormuş hissine kapılıyorsunuz. Ya bu bazıları için pozitif bazıları için de negatif bir özellik olacak bence. Çünkü kendine has özellikleri bir yapısı da olsa da bu oyunun. Ya totalde baktığında çok böyle bambaşka bir şey de sunmuyor aslında. Bu ya, oyuncudan oyuncuya değişebilir. Ya ben de şöyle şüphe uyandırdı. Oynamak hakikaten çok keyifli. Ama bir süreden sonra ben bundan sıkılır mıyım? Beni ekran başına tutmayı başarır mı diye şüphelerim var. Artık daha uzun soluklu oynayıp bitirdiğimizde bunun da cevaplarını göreceğiz. Bir de şeyden çok rahatsız oldum. Çok değil de gördüğümde rahatsız olmuşum. Oyun çok stilistik bir yapıda ya. Her şeyi böyle inanılmaz stilistik yapmışlar. Böyle düz bir yazı bile yok hiçbir yerde. Bazı karakterleri böyle takip ettiğimiz, onlar hakkında bilgi topladığımız yerlerde o bilgi toplama yazıları mesela bir tepeden falan bakıyorsanız küçük gözüküyor ve yani küçük gözükmesini de sorun. Stilistik yazdığı için böyle el yazısı gibi ulan burada ne yazıyor diye okumaya çalıştığım anlar oldu. Belki benimle alakalıdır bilmiyorum ama böyle fazla stilistik olmasının oyuncuyu zedelediği anlarda gördüm. Mesela bazı silah alma animasyonları da uzun gel. Mesela bir bıçak alma animasyonu var. Belki sürekli değildir. İlk aldığımız özeldir. Değil değil sürekli. Yarım saat çevirdi, döndürdü falan. Adam orada duruyor. Bırak da öldüreyim diye düşündüm yani. Tam o an çünkü sana şey nasıl takedown alacağını öğretiyor. Bıçağı alıyorsun.
yarım saat bıçağı çeviriyor adam. Hani oyuna akasım geliyor. O tecrübeyi biraz kesti benim için. Ya o bir kere göreceğim bir şey. Ya bir daha hiç oyun boyunca öyle bir şey görmüyorsun. Ya benzeri şey başka silahlarda, ekipmanlarda yoksa okey bir sıkıntı. Hiçbir şey yok başka bir daha ya. O ilk aldığımda bıçağı ilk aldığı tutorial ekranında gördüğüm bir şey sadece. Yani. Aşağı bir falan. Ben adamı durup izlemiştim. Lan sen ilerledin mi ki orada? Ben bıçakla soru yapacağım. Tutorial'ı yani. İzlemişim zaten. Bıçağı çektim aldım. Yarım saat bıçak animasyonu götürdüm. Adam çeviriyor falan. Lan bırak da öldüreyim işte, öğrendim. Yani. O bıçağı aldın mı bir oynayacaksın ama abi. Onun şanındandır o işin. Ya canım fırlatacağım şöyle bir obijam falan. Böyle. Yani ben bekliyorum full sürü. Ya benim ilgim 10 üzerinden 5'ti oyuna karşı. Ön incelemesiyle beraber yani hani bu oynadığım sürümle beraber 10 üzerinden 7.5-8'e yükseldim oyunla alakalı. Yani keyif verdi. Beklediğimden daha çok şey yaptı ama çok beklentisi olan varsa yanlış yönlendirmiş olmuyor. Benim beklentim çok düşük. Vallahi ben yıllık iznimi hani denk getirmeyi düşünüyorum şeye. Ya zaten düşünüyordum bu arada. Hani o tarihte yapmayı. Hasbelkader Deadloop'ta tam o esnada çıkıyor gibi oldu. İyi dedim, güzel. O zaman İnşallah kesin... yıllık izninin bir gününde bitirmezsin oyunu yani. Ben çok meraklıyorum ne kadar uzuyor, ne kadar çeşitleniyor, ne kadar detaylanıyor. Ve şu an benim en büyük merakım o yönde yani, oyunla alakalı. Ya bir günde bitse de benim için sıkıntı değil. Daha çok oyun var. Backlog'da benim daha da oynamam gereken dert değil. Böyle. Pekala, başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? Benim yok abi. Yok bende de. Görüşürüz arkadaşlar. Güle güle diyemedik değil mi? Hala bir şey var mı diye düşünüyor herkes. İyi ya, görüşürüz.